hayatta markaların kesiştiği nokta, Özkonak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun diyelim. İnşallah Zülhicce ayının artık elveda dediği ve artık insanların şöyle bir muhasebeyi nefis yaparak Muharrem ayına doğru yaklaştığı bir seneyi daha geçirmenin belki hüznü, belki endişesi, muhasebesi, mülahazasıyla beraber yeni bir seneye, yeni dualarla, tazelenen tövbelerle, yeni yeni tekrar tazelenerek alınan niyetlerle, kararlarla geçmenin arefesindeyiz. O zaman ne yapmak lazım? İşte bu günleri, geceleri böyle gören kardeşlerimize ve haseten hepinize Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun diyerek bizler de bu mülahaza, bu mütalaa, bu düşünceler içerisine, bu muhasebe-i nefis arasına dahil olalım. Selam vererek meclisinize girelim efendim. Efendim, Mesnevi-i Manevi Hikem-i Ataiye arasında gidip geliyorduk. Aslında bir ara da yok ya. Fakat bu iki derya adeta Berzahun la yebgiyan ayeti kerimesindeki gibi birbirine salınmış iki derya. Bir tarafta Tacüddin İbni Ataullah İskenderi Hazretleri, öte yandan Muhammed Celaleddin Rumi Hazretleri. Bu iki deniz birbirine salınmış ama aralarında yine alameti farikaları diyebileceğimiz bir sınır konmuş. Bir eser vücuda getirmişler. Mesela hepsinin yazdığı esere kitap deyip geçmemişler. Birine mesnevi, manevi, diğerine de hikeme ataiye denilmiş. İsimler bazen perde oluveriyor. Cenab-ı Hak bizleri kendi nefsani perdelerimizi aşmak için esma-i ilahiyeyi zikreden kullarından eylesin. Ağır mı oldu? Tekrar mı söyleyeyim? Cenab-ı Hak nefsimizin gaflet perdesini aralamak neticesini alan esma-i ilahiyeyi zikre muvaffak kıldığı kullarından eylesin. Neden böyle söylüyoruz? Hocam, zaten esma-i ilahi ve zikirle meşgul olunduğunda bir adam nefsinin perdesini aralamaz mı ki? Sen tekrar bunu bir daha kayıt altına alıyorsun. Tabii bazen nefsani alışkanlıklar, kendini iyi zannetmeler, nefis terbiyesinin farkında olmamalar, zikrettiği isimle o ismin sahibi arasında fark görmeler insanın nefsani perdelerini açmaya yetmez. Şimdi buraya nereden geldik? Allah'ını seversen ne güzel mesnevi maneviden konuşuyordun, hikem-i atayeden bahsediyordun. Şimdi hoca ne zaman buraya sıçrayıverdin diyenlere de şunu söyleyelim. Kardeşler, bu sohbetler yaptığımız işin, ibadat-ı taatımızın, nafile ibadetlerimizin, hayır hasenat dediğimiz işlerin künhünü, özünü anlamak için bu eserler bize mürşit kitap olmuşlardır. Şah Bahaddin-i Nakşibend Kuddüs-i Sirruhu ne buyuruyor? Bizim yolumuz sohbetten ibarettir buyuruyor. Sohbet. Sohbet. Sohbet, sahabe, arkadaş, dostluk manasına gelir. Ondan müştak bir kelimedir. Namaz bir sohbettir. Allah ile yapılan sohbettir. Ama siz oraya kendi kafanıza göre bir huzur açamazsınız. Onun dediği saatte gittiğinizde o sohbete erişirsiniz. Hani yeri geldi bir daha hatırlatalım. Çünkü maalesef insanları aldatan bir alay sahtekar çıktı. 2-3 tane tasavvuf kelimesini, tarikat büyüklerinin sözünü sonuna başına ekleyip kendi nefsani hilelerinin efendim parlattığı cazibeyle bir şeyler yapmaya çalışan bir alay hezele türedi. Bazıları der ki kulağımıza geldiği kadarıyla, aman der, namazı ne yapacaksın? Otur oturduğun yere. Sohbet var yahu, bak görmüyor musun? Sohbetin kazası olmaz, namazın kazası olur diyenler var ya, daha evvel anlatmıştık, bir defa daha söyleyelim. Aman dikkat kıymetli dostlar. Bu sözü söyleyen ahmak, tabii bilmeden konuşuyorsa ahmak,
öteki türlü hain insanlardan hemen uzaklaşın. Yani böyle işi haftaya giderim, önümüzdeki hafta ayrılırım falan değil. O an böyle tasınızı, tarağınızı toparlayıp hicret edin abi. Oradan bir an önce firar edin. Hicret ne kelime? Kaçın. Fefirru ilallah. Neden bu ahmak bu sözü anlamamış? Eskilerin böyle bir sözü var. Sohbet kaza olmaz ama namaz kaza olur sözü doğru bir söz. Bakın, bu sözün söylenme sebebi ayrı ama. Nasıl anlamak lazım bu sözü veya niçin anlatmışlar? Ey insan, ey Allah Teala'nın kulu olarak yarattığı kişi, sana Allah namazı 5 vakit olarak emretmiş. Bu vakitlerde namazı kılarsan Allah'la sohbet açılır. Ama sen o namazın vaktini kaçırır da sonra ben bunu kılarım der de kaza edersen, namazını kaza edersin ama sohbeti kaza edemezsin demektir o. Şimdi anlatabildim mi acaba? Yani mesele şu değil. Biz burada böyle bir şeylerden konuşuyoruz. Öte yandan namaz kaçıyor. Otur. Sohbetin kazası olmaz. Dinle demek değil o. Vaktinde namaz kılındığında Allah ile sohbettir. Kılamadın, kaza ettin. Namazı kaza edersin ama Allah Teala'nın çağırdığı saatte bulunmadığın için ne yapmış olursun? Sohbeti kaçırmış olursun. Sohbeti nasıl kaza edeceksin? O saatte bir konuşma vardı. O saate mahsus bir varidat-ı ilahiye vardı. Bir fütühat, bir ilhamat, bir zuhurat, artık ne dersen sünuhat, bunlar vardı. Bunları nasıl koyacaksın yerine? Saat 2'de gel dedi. Konuşuruz dedi. Bir arkadaşın sana, sen o saatte gitmedin. Daha sonra dedin ki aradın. Kardeşim ben o saatte gelemedim ama yine bu yaptığım hatadan dolayı şu saatte bak gece 11 oldu. Kendi nefsimi ezdim. İyi dinleyin iyi. İyi dinleyin kıymetli kardeşler. Ben yaptığım hatayı fark ettim. Bak şimdi seni arıyorum. Senle biz Üsküdar'da buluşacaktık. Saat 2'de gelemedim ama bir hata ettim. Affedersiniz haşa huzurdan eşeklik ettim. Şimdi saat 11'de ben Üsküdar meydanındayım haberin olsun diyorsun. Karşıdaki kişiye bu nedir? Yani ben bir gaflet ettim o an ama şu anda bunu ödemek için, düzeltmek için elimden gelen bir şey yapıyorum dedin. Tamam mı? Tamam. Buna lafımız yok. Fakat saat 2'de oraya gittiğindeki yapabileceğin sohbeti alabilir misin sen? Hadi karşıdaki de dedi ki sana, anladım dedi, tamam hadi bundan sonra olmasın dedi. Peki kardeşim dedi, gönderdi arkadaşın seni. Haşa, Allah Teala yani bir teşbih, bir şey nazire olsun diye söylemiyoruz. Bir ders vermek için, düşünmeye vesile olsun diye söylüyoruz. Tamam, bir gayret etmişsin, hatanı telafi etmek için bir gayret içerisindesin. Utanmışsın yaptığından ama sohbet geldi mi? Eline geçebildi mi tekrar? Yok. Bitti işte. Namazın kazası olur, sohbetin kazası olmaz sözü namazı Allah'ın sohbeti olarak gören adamlar içindir. Bunu unutmayın. Yoksa oradan buradan çaldığı lafları sana anlatıp da efendim seni oyalayıp aklını yok vahdeti vücuttu yok vahdeti şuhuttu şöyle olur böyle kaçar böyle eder deyip de yok işte tevhidin sırrı Cenab-ı Hakk'ın esmasının sırrı falanca yerde Kuddüs esması tecelli ediyor filanca yerde bak işte Allah'ın Elmani ismi şerifi sen de ağzını açık dinliyorsun ulan bu adam bunları ne vakit öğrendi diye sonra namaza kalkacak gibi oluyorsun otur diyor bu sohbet diyor öyle sohbet değil. Şimdi Şah Bahattin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki bizim yolumuz sohbetten ibarettir. Neden? Vele zikrullahi ekber. Namaz en büyük zikirdir. Namazımız sohbettir. Zikrullahımız Allah'la sohbettir. Birbirimizle beraber oturmamız Allah için sohbet ve ülfettir. Eksikliklerimizi hep bu sohbetlerle tamamlarız manasına geliyor. Kıymetli dostlar, büyüklerin yazmış olduğu eserleri iyice tetkik edin. Bu adamlar günümüzdeki bazı insanlar gibi sadece ortada kitaplarım satılsın, kendi reklamım dönsün diye o gayeyle bu eserleri kaleme almamışlar. İnsanlar yolda yayan kalmasın. Yaptıkları işin farkına varsın, tefekküre vesile olsun, edebi adabı öğrensinler diye Allah rızası için bunları yazmışlar, çizmişler.
ne bir telif almışlar, ne bir ücret kabul etmişler. Şu anda biz sadece ve sadece Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin eserlerini okuduğumuzdan dolayı ve okumalarımızdan dolayı Hazretin kendisine telif ödemeye kalksak Türkiye'nin bütçesi yetmezdi. Bu insanlar izini takip ettikleri Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda bu işi meccanen Cenab-ı Hakk'a fi sebilillah her şeylerini vakfederek ümmeti Muhammed'e hizmet etmişler. Hizmet kisvesinde insanları birbirine düşürmemişler. Aldatmamışlar, vurmamışlar, ahlaksızlık yapmamışlar. Ve maalesef günümüz insanları yine konuyu böyle açacağım ki okuduğumuz eserlerin ne kadar yalın, ne kadar temiz, ne kadar saf olduğunu anlayalım diye. Ne yapar bir insan? Bu insanları göz ardı edemez. Bulundukları saltanatı yıkamazlar. Ama ne yapabilirler? İtibarsızlaştırırlar. Birisi Moğol ajanı der, ötekisi sapık der, başka birisi şöyle müstehcen hikaye anlatıyor der, şirktir, küfürdür falan diyerek itibarsızlaştırır. Bu insanlar İstanbul'un süriyetinden Sultanahmet-i Süleymaniye'yi kaldırmak isteyen kafadır. Sen Sultanahmet-i Süleymaniye'yi, Bayezid'i, Fatih Camii'ni, Sultan Selim Han Camii'ni İstanbul'un süriyetinden kaldırdığında herhangi bir gavur memleketinden ne farkı kalır? Sen kendi medeniyetinin insanlarını bu kadar tahkir edip zındık dediğinde ey zındık ne kalır geriye? İşte kendi ifsat fikirlerini perdelemek ve kendi çirkefliklerini ve çirkinliklerini bazıları örtmek için kendileri gibi zannederek veya zannettirerek insanları bu zatlara iftira atmışlardır. Bunları bir kenara bırakıp da şu yazılan şeyleri okumaya gayret ettiğinizde birçok yaptığınız işin hatta çektiğiniz tesbihatın bile nasıl, hangi şuurda, hangi idrakle yapılması gerektiğini bu eserlerden ahsedebilirsiniz. Buradan bu manayı tahsil edebilirsiniz. O sebepten okumaya çalışıyoruz. Şimdi söz ta şuradan şuraya, yani nereden başlamıştı? Dedik ki Hikem-i Atayiye ile Mesnevi Manevi arasında gidip geliyoruz falan dedik ama sonra dedik yani gidip gelmek, arada bir hicap var meselesi. Farkındayım, birkaç haftadır hiç Hikem-i Atayiye'den okuyamadık. Mesnevi-i Nuriye'den de okuyamadık. Ama Hazreti Mevlana'nın Kuddüs-i Sirruhu efendim Hazreti Musa aleyhisselam ile Firavun arasındaki konuşma üzerinden bizlere bir anlattığı muhasebe şekli vardı. Tekrar bunu hatırlatmayacağım. Zaten programın epeyce girizgahını, daha doğrusu program başladı, sohbet başladı. Hatırlatmayacağım. Merak edenler arşivlerden 2-3 program evveline giderek konunun nasıl başladığını görürler. Fakat Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a dedi ki gel şu tevhidi kabul et, Allah sana 4 haslet versin dedi. 4 mükafat versin dedi. Mükafatların neler olduğunu tek tek sıraladı. Hepsi de Firavun'a, hatta Firavun diye hiç böyle o tarafa da necaset atmayalım, herkesin nefsinin hoşuna gidebilecek bazı tekliflerde bulundu. Buna rağmen Firavun bir düşüneyim, bir istişare edeyim dedi. Asiye validemize geldi. Asiye validemize anlattım. Firavun'un eşi olarak bilinir. Evet eşidir zahirde. Fakat Firavun hiç onunla beraber olmamış. Onunla bir karı koca hayatı sürememiştir. Sebep Hazreti Allah Asiye ile beraber olmak istediğinde Firavun mel'ununa bir cinliyi, efendim kafir olan bir cinliyi onun suretine sokar. Firavun onunla beraber efendim bulunur. Mahrem kabul ettiğimiz işte şeyleri onunla paylaşırmış. Hazreti Asiye validemiz Firavun'un tasallutundan hatta temasından dahi nedir? Halas kılınmıştır, masonu mahfuz kılınmıştır, cennet annelerindendir Asiye ismi. Hatta bu ismi de koymayı tavsiye eder büyüklerimiz. Evet. Asiye validemiz dedi ki
Yahu sen niye düşünüyorsun? Tabi o yahu dememiştir de onu biz ilave ediyoruz. Sen niye düşünüyorsun? Sana yani altın tepsi içerisinde bir hazine ikram etmişler. Daha ne düşünüyorsun sen bunu yani? Bunu hemen kabul etsene. Yok şuna sorayım, yok buna sorayım diye işi iyice ayağa düşürüyorsun. Yahu sana bu teklifleri yaptığında, Musa bu teklifleri sana getirdiğinde, bu kadar güzel karlı bir ticaret, sana uzun bir ömür söylemiş, yaşlanmayacaksın demiş, düşmanlarından emin olacaksın demiş. Bedeni afiyetten bahsetmiş. Daha ne istiyorsun sen ya? Ne istiyorsun yani? Sen daha neyi düşünüyorsun? Mealinde Firavun'a çıkışıyor. Ondan sonra nimetin kıymetini bilmeyenlere, o nankörlükleriyle kendilerine göre iyi bir iş yapıyorum derken, nasıl abuk sabuk iş yaptıklarını anlatmak açısından şöyle bir konuya girecek mesnevi manevi. Şimdi Firavun diyor ki ben bir de Haman'a sorayım. Büyücüsü, danışmanı. Evet. Şimdi Asiye validemize diyor ki senin bu gidip de Musa Aleyhisselam'ın böyle teklifini, Musa'nın sana yaptığı teklifi bu şekilde ayağa düşürmen şuna benziyor diyor. Hazreti Pir onun lisanından doğan kuşu, yani doğan zaten bir kartal kuşu denmez ama anlatmak için söylüyorum, araba markası zannetmeyin diye, doğan kuşunun koca kadının eline düşmesiyle alakalı bir hikaye anlatıyor. Şimdi doğan kuşu nedir? Şöyle söyleyelim. Beyaz ve avcı bir doğanı koca karıya verirsen, karı, yani affedersiniz tercüme böyle, iyilik olsun diye hayvanın pençesindeki tırnaklarını keser. Şimdi kıymetli dostlar, aslında biz doğan kuşu meselesi derken şunu biliyoruz. Yani duyarız da ne olduğunu anlamayız. Mesela eminim ki çoğunuz işitmiştir. Şahbaz diye bir kelime vardır. Şahbaz. Hem şahları böyle idare eden manasına gelir. Ama aynı zamanda yani ondan bir şeyden kinayedir bu. Nedir? Eskiden padişahlar, şahlar, sultanlar kuvvetlerini, kudretlerini göstermek için pazularına veya kollarına doğan kuşlarını kondururlar. Onları eğitirler, ava götürürlerdi. Devamlı padişahın yanında durduğu için ona şahbaz denmiş. Şah kuşu manasına gelmiş. Ama baz aynı zamanda oyuncu manasındadır. O sebepten hani böyle hem sultanlara, kerrü ferri adamlara yakın olup onları da çekip çeviren, hani bu günümüzde de oluyor ya, mesela bakıyorsun adam koca başlar, efendim idarede şurada burada müdürlükte vesairede olan insanların böyle bir abidik gubidik bir danışmanı oluyor. Baktığında dışarıdan çok forslu falan, aklı başında adamın bile yaptığı istişareyle yanıltıyor. Hiç olmuyor değil mi şimdi onlar? Hiç, hiç yok maşallah, hiç yok. Yani böyle o kadar güzel danışmanlarımız var ki, hani danışman gari, hiç danışmayın manasında söylenebilecek çok danışmanlar var. Maşallah bunlar her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar ve nelerle oynuyorlar, nelerle. Allah ıslah etsin. Allah Teala nefsiyle oynaşta olan ve kendisini de bir nane zanneden, kendimi de dahil ediyorum, hariç tutmuyorum, öyle pehlivanlık yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Neyse. Aynı zamanda onların da el ensesinden muhafaza eylesin. Şimdi bağız denildiğinde ilk akla gelen böyle eğitimi de kolay olduğu için, hani kartal biraz daha şey oluyor, efendim yani teferruatlı oluyor. Herkes kalkıp da omuzunda kolunda kartalı taşıyamaz ama doğan belli bir mevzuniyeti vardır. Eğitimi kolaydır. İriliği, büyüklüğü de nispeten makuldür. Efendim. O yüzden padişahın sarayında olan bir doğan kuşuyu, kuşunu koca karıya vermişler. Ne yapıyor kadın diyor? Kadın iyilik olsun diye hayvanın tırnaklarını kesiyor. Nasıl yapıyormuş? O tırnaklar kuşun avlanma ve vuruşma aletiyken, kör koca karı bunu bilmediği için sanki gözleri görmüyormuşçasına
bunları kesmeye kalkar. Bir de üstüne üstlük ne dermiş biliyor musunuz? Ah senin annen neredeydi ki? Neredeydi ki? Bakmamış sana. Tırnaklarını böyle uzun bırakmamış. Hiç kesmemiş. Şimdi aklı ona yetiyor tabii. Şimdi o ona göre iyilik yapacak ya doğan kuşuna. Aa tırnakların ne kadar uzun diyor. Annem bakmadı mı sana diyor. Ben kesivereyim sana bunu diyor. Sonra diyor şöyle devam ediyor tercümesi Tahir-ül Mevlevi'nin. O alçak koca karı kuşun tırnağını, gagasını, kanadını keser, şefkat gösteriyorum diye böyle ziyankarlık yapar. Ay diyor bunun diyor gagası çok sivri, rahatsız olur diyor, gagası da büyümüş, gagasının ucundan kesiyor. Biraz diyor fazla diyor işte idare edemiyor, kanadından da kesiyor. Yetmiyormuş gibi bir de hamur yapmış kendisi, hamur yiyen içen bir kadın. Getiriyor kuşa diyor ki al bu senin için pişirdim diyor kendi ellerimle tutmaç. Hayvana, kuşa et yiyen, efendim hayvanların ciğerini söküp yiyen bu doğan kuşuna götürüyor kendi pişirdiği hamur işini yedirmeye kalkıyor. Hayvan da yemiyor tabii. Yemeyince bu sefer kadın hiddetleniyor. Evvelce acıyordu tırnaklarını keserken falan hadi nispeten bir merhamet vardı. Bu sefer merhamet duygusunu da kaybediyor. Diyor ki ben senin için bu kadar tutmaç pişirdim. Sana neler yemekler yaptım. Sen mütekebbir davranıyorsun. Bir de ukalalık ediyorsun. He diyor. Sana bu kadar bakım yaptım. Tırnaklarını kestim. Şöyle ettim. O hizmet zannediyor onu. Şimdi kıymetli kardeşler sıkılmayın. Sıkılmayın. Buradan lafı bir yere getirecek. Sözü öyle bir yere bağlayacak ki küt diye kalacağız. O yüzden uzatıyor. Hadi hamur işi yemiyorsun bari tutmaçın suyunu vereyim diyor. Hayatta içer mi hayvan onu? Kendine göre suyu da yiyor, onu da içmiyor. Neticede ne bu tutmaçı yer, ne onun suyunu içer, ne de kadının yaptığı bu hizmetin doğan kuşuna bir faydası vardır. Kızıyor suyu içmediği için. Kaynar suyu da tutmaçın suyunu da hayvanın başından aşağı döküyor. Hadi bakalım. Tüyleri döküyor, dökülüyor. Canı yanıyor. Hayvancağızın eza ve cefadan gözünden yaş geliyor. Peki. Şimdi doğan kuşuyla böyle bir empati kurun. Hazreti Pir bunu anlatıyor. Padişahın yüzünden yüzlerce kemal görmüş o nazlı, cilveli gözlerinden yaşlar akıtır. Padişah ona amma bakmıştır. Ne güzellikler yapmıştır. Av etinin de, yiyebileceği yemeğin de, döşeğin de, bakımında en güzelini yapmıştır. Ve o gözlerle ne cilveler görmüştür. Ama şimdi gel gör ki bir koca karının eline düştü. Tırnaklarından, pençelerinden, kendi tabii fıtri güzelliklerin hepsinden sıyrılmak zorunda kaldı. Bir de bunun üstüne üstlük kendisinden ücret beklendi. Sana hizmet ediyoruz ya diye kafa tutuldu. Önüne hiç yiyemeyeceği, asla tamah etmediği, hiçbir zaman rızkı olmayan şeyleri de önüne getirip hadi ye dendi. Peki bu neye işarettir kıymetli dostlar? Merak ediyor muyuz? Burada anlatılan nedir acaba? Evet, isterseniz şöyle yapalım kıymetli dostlar. Biz burada bu koca karının eline düşen doğan kuşunun başına gelenlerle acaba neyin anlatıldığını şöyle bir ara verdikten sonra sizlerle beraber mütalaa edelim. Bakalım acaba Hazreti Asiye'nin Firavun'a Musa'nın teklifini kalkıp da bir de Haman'a soruyorsun. Bu aynı koca karının elindeki doğan kuşunun çektiği azaba veya o kuşun kıymetini bilmeyen o kadının yaptıklarına benzer derken bunu anlattı. Ama şimdi mesele Firavun, Asiye, Haman, Hazreti Musa meselesinin ötesine geçecek. Nereye gelecek mesele? Bizim kalp dünyamıza, nefsimize, ruhumuza hitap eden ve bize yol gösteren insanlara karşı yaptığımız nankörlüklere gelecek. Nasıl mı? Aradan sonra buluşalım inşallah. Kıymetli dostlar, ikinci bölümde
sizlerle beraberiz. Evet, inşallah ilk bölümde sıkılmadınız. Ben deniz sözü uzatmak istemiyorum ama bazen de hani bir şey anlatılabildi mi, anlaşıldı mı, doğru nakledilebildik mi derken onun biraz sevkiyle de, endişesiyle de hatta sözü uzatıyor olabiliriz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Gerçi laf aramızda size bir şey söyleyeyim kıymetli dostlar. Biz eskiden, hani tabii o hocalardan değiliz ama eskiden böyle hocaların sohbetlerine falan giderdik. Aman ya Rabbi. Mesela işte bir mevzu açarlar, derlerdi ki insanda üç haslet oldu mu işte şöyle şöyle olmaz. Hadi başlarsın şimdi onu dinlemeye. Allah'ım ya Rabbim, o üç haslet bir türlü gelmez. Birini dinlersin anca 15 dakika sonra ikincisinin başından başlanır, tam söyleyecek başka mevzuya girer. Yani biz de kalkıp hoca kısa kes falan demezdik. Gerçi şimdi aynı metodu uyguluyor değilim, uygulasam da aynı hocalar gibi değilim zaten. Arada çok fark var ama biraz böyle onları mı kınadım başıma geldi diye de düşünmüyor değilim, düşünmeden edemiyorum. Şimdi kıymetli dostlar, doğan kuşu dedik, doğan demedik, hani oradaki şeyi anlattık, serçe kuşu gibi oluyor ama izah mahiyetinde söyledik. Bir doğanın efendim hizmetini görüyorum zanneden ahmak kadının tırnaklarını, gagasını kesmesi, sonra ona eziyet etmesi, kendine göre onu efendim nedir, böyle bir rızıklandırıyorum, yediriyorum, içiriyorum falan diye düşünmesi, fakat doğanın hiç o yapılan hizmetle alakası olmaması ve canının yanması, gözünden yaş gelmesi. Neden diyor? O padişahların yanında, katında izzet ve ikrama, tam da fıtratına göre nice nimetlere, nice güzelliklere erişmiş biriyken sen oradan kalk, köhne bir viraneye gel, burada hadi virane olur, hani iki gönül bir olur, samanlık seyran olur. Ama bu viranede de o viraneden daha viran, aklı eksik, ruhu, görüşü, firaseti sıfırın altında olan bir kişiye müptela ol, onunla imtihan ol. Ne kadar zor bir şey. Hazreti Süleyman aleyhisselam işte bana hüt hütü çağırın denildiğinde ayet-i kerimede geçiyor. Yani işte ona ben azap ederim, keserim veya ona çok, ya onu boğazlarım ya da ona çok daha şiddetli bir azap ederim denildiğinde tefsirlerde öyle geçer. Hani Hazreti Süleyman aleyhisselama sormuşlar, işte azap ederim dedin, keserim dedin, daha şiddetli azap nasıl oluyor yani? Demiş ki o kuşu kendi cinsinden olmayan, onun tabiatına uygun olmayan kuşların arasına koyarım. Arkadaşlar bu hakikaten zor bir şey olsa gerek. Hani bizde öyle bir irfan, ilim falan olmadığı için belki burada hani ahkam kesmeyelim ama hakikaten zor bir şey. Yani düşünsenize, peygamberler ne kadar sabırlı. Yani muhal üstüne muhal neler konuşuluyor yanlarında. Kendisi Cenab-ı Hakk'ın ilmine mazhar olmuş, kainatta en yüce ilim sahibi olan zatlar peygamberlerdir. Peygamberlerin içerisinde de en zirve, ekmel-i mahluk olarak, mahlukat olarak ilim sahibi olan zat Hazreti Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi nelere sabrettiğini düşünebiliyor musunuz? Hani çocuğun bile bazen böyle abuk sabuk konuşmasına anne baba biraz sabreder, saçmalar, bir şeyler söyler, aa der, tamam der, olur der, ama bak şöyle yapalım der. Derler ki ne kadar sabırlı maşallah anne baba. Çocuk saçmalıyor, zırvalıyor ama bak işte terbiyesini yine ona olgunlukla muamele ediyor. Arkadaşlar peygambere biz kendimiz bir şeyler yapıp da sanki sırat-ı müstakime hizmet etmiş gibi kasım kasım kasılıyoruz. Efendim vardı öyle tipler bizim zamanımızda, ta gençliğimizde, çocukluğumuzda da gördüğümüz, şu sıralarda da gördüğümüz var öyle tipler. Alır mesela bir hoca efendiye kendince hizmet eder. Hocam der işte şey yap, senin şuradaki işini de görelim hocam falan. Sana şu kadar da verelim falan. Şimdi baktığında o kendince o zata, o alime hizmet ediyor.
Ya bir kere senin şu konuşma şeklinden belli ki sen hizmetten de himmetten de bir haber bir adamsın. Geçenlerde bir yere gittik. İşte bir vefat cemiyeti falan. Hocaya diyor iki tabak ver, iki tabak o çok yer diyor falan. Ya kardeşim bu laubalilik, bu laçkalık nereden geliyor? Allah'ını seversen şimdi alsak karşımıza otur. Kimseyi kınamıyoruz ama hani bunu da benim kıymetli hocalarım, üstadlarım söylemez. Benim gibi edepsiz adam söyler. Ya otursan karşısına adamın Fatiha okuyamıyorsun da. Yani bir doğru dürüst yani ne bileyim bir namazı tarif et dese edemeyecek durumdasın. Ya bir kolay mı ya bir işi öğrenmek, etmek, insanlarla uğraşmak. Sen ne yaptığını zannediyorsun yani. İşte onlarla beraber bulunman için Allah sana bir fırsat vermiş. Ne güzel bak cemiyetlerine gidiyorsun, geliyorsun. Varsa düşerse bir hizmet yap. Ama bir de kendine göre böyle bir şeyler yapıp da ya ne kadar da nankörmüş, hocaya da iyilik ettik, efendi hazretlerine de yok şu alime de şöyle ikramda bulunduk ama anlamadı diyebilecek ahmaklığa düşülür mü ya? Yani biz burada alim, hakiki, güzel huylu insanlardan bahsediyorsak onların seninle pazarı nedir ki? Onlar seni adam etmek için uğraşıyorlar. Sen ona ne yapabilirsin ki yani? Ne yapabilirsin? Seninle uğraşması yerine otursa 200 saat tefekkür etse, tefsirle, hadiste, tesbihatla uğraşsa çok daha sevaba girer belki. O kendi sevabını harc etmiş. Aleme feda etmiş Allah için. Kurban etmiş bu yola. Hani kovanını, balını, hepsini yağma olsun dediği gibi Aşık Yunus'un yağmalamış. Bir tane adam yetişsin diye. Hani ne diyor Üstad Bediüzzaman? Bir kişi bu Said'in himmetiyle, vesilesiyle cehennemden kurtulacak, çıkacaksa yansın bu Said diyor ya. Bak şuna bak. Bunları siz ne zannediyorsunuz? Biz ne zannediyoruz bunları? Bu işler kolay işler mi ya? Kolay işler mi? Bugün anne baba bile çocuğundan bir ters hareket görse yazıklar olsun diyor ya. Yazıklar olsun sana bunca emek verdim diyor. Başlıyor sayıp dökmeye. Hiç bu zatlardan böyle bir söz duyduk mu biz? Yazıklar olsun sana ben bu kadar şunu öğrettim bunu öğrettim diyen hakiki bir alim çıkmış mıdır hiç? Hiç başa kalkmış mıdır? Bunlar ne kadar sabırlı insanlardır. Sen kendince hizmet ediyorsun. Aa diyorsun ben onu da tanırım. Var böyle tipler var piyasada dolaşırlar bunlar kıymetli dostlar. İşte ben falanca hocaya da gittim o şeyhi de gördüm filanca bir onu biz taşırdık onun evini biz yaptık. Arabasını biz aldık falanca yere götürdük. Ne ahmakça ne aptalca sözlerdir bunlar. Ne kadar bir haber insanlıktan bir haber bırak dini. Ya bir izan bir insaf et. İnsan kendi beslediği çocuğuna bile başa kalkmaz. Ayet vardır zaten. وَلَا تَمْنُنْ تَزْدَكْزِرْ İnsan başa kakarak, onun üstünde verdiği nimeti onu devamlı gözüne sokarak, kendi çocuğuna bile bunu yapamazken, sen nasıl konuşursun ya böyle? Bir de şöyle yaptım, böyle ettim, filanca hizmeti yaptım. Bir de böyle bazı tipler vardır. Her böyle manevi cemiyet gibi teşekkül etmiş ortamlarda bakarsın, böyle bir mansıp bir mevki desinler diye böyle ille bir şey yapar yani yakın olma ben ona yakinim işte biz falanca mesela çok insan tanımışımdır sorduğun zaman falancayı tanıyor musun aa o şeyin sağ koludur bugüne kadar ben sol kolu denilen bir adama rastlamadım yani affedersin bana sorsan sağ yani ayağı bile olmaz da hani hep böyle biz o sağ koludur onun ya gediklisi o şeydir falan ne kadar çocukça şeyler bunlar kıymetli dostlar bunlar nefsin avuntularından ibarettir ben de size söyleyeyim hani Hazreti Pir'in Mesnevi'nin ilk 18 beytinden sonra anlattığı acayip bir hikaye vardır böyle bir resim çizer bize yatak içinde bir adam debelenir diyor uykusunda neler görür diyor oradan uçar buradan kaçar oradan bir dilber görür onunla el ele tutuşur, dolaşır falan filan. Halbuki diyor dolaştığı yer diyor ayağının arasına çarşaf dolaşır diyor. Ondan sonra diyor bir kalkar diyor kendi de batar üstü de batar diyor. Çok affedersiniz. Bugün biz bunu yapıyoruz kıymetli dostlar. Doğru konuşalım doğru. Allah'ınızı severseniz sıkça söylediğim bir söz. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Hiç bu kadar çok
inanmış samimi Müslümanın yaşadığı bir memleket havası seziyor musunuz siz? Allah'ınızı severseniz söyleyin. Bir tane Alperen derviş bir Balkanlara gidiyormuş, bir sarı saltuk elinde bir tahta kılıçsa, kılıçla yürekleri fethedip geliyormuş be kardeşim. Bir Yunus Emre düşüyormuş, bir Abdurrahman Rumi geliyormuş Anadolu'ya. Yani önünde ne durmak mümkün? Ne bir kavga var, ne bir cenk, ne bir ateş. Ahlakıyla fethediyormuş. Bir Eşrefoğlu Rumi Hazretleri İznik gibi bir yere düşmüş. Yüzlerce papaz, Hristiyan, Müslüman oluvermiş. Ne söylüyoruz biz yahu? Ne konuşuyoruz biz yahu? Kendi kendimize cemaatçilik, evliyacılık, müritlik, dervişçilik oynamaktan artık vazgeçmek zamanıdır. Şöyle bir insaf etmeli. Ne konuştuğumuza bir bakmalı. Kendi kendimize nefsimizin istediği şekle göre dine bir şekil vermeye çalışıyoruz. Yani adam geliyor, düzelmek için geliyor hesapta. Ah diyor, sizin gibi hocalara ne kadar ihtiyaç var, sizin gibi mürşitlere ne kadar ihtiyaç var diyor, oturuyor. Bir ay sonra bakıyorsun, adam seni de düzeltmeye kalkıyor. Oraya da yön vermeye kalkıyor. Hayır, yanlışsa düzeltsin lafımız yok da, adamın derdi düzeltmek, düzelmek değil. Adamın derdi nefsine uygun bir pozisyon aramak. Yaptığı izansızlığı iman kisvesine getirip vicdan azabından da kurtulmak. Olmaz. Olmaz, olmamış. Yazık, Doğan kuşunun tırnaklarını söküyor, sonra diyor ki ben hizmet ettim diyor. Ahmak, sen neye hizmet ettin? Bu işin tabiatı bu değil ki. Bu işin fıtratı bu değil ki. Onun ölçeğinde yapacaksın. Biz şöyle düşündüğümüzde, enbiyanın, evliyanın yollarını biz kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da hizmet ettik diye de böbürleniyoruz. Hiçbir lüksümüzden, hiçbir rahatımızdan, hiçbir efendim kendimize göre inşa ettiğimiz, egolarımızdan, enaniyetimizden yaptığımız burçları, kaleleri, bırak kaleleri, burçları elletmeyi, onların içerisindeki koltuk gibi olan minderi bile düzelttirmiyoruz. Hiç elletmiyoruz kendimizi. Hiç. Adam gelir, manevi olarak bir mevzuda sorar, hangi tesbihi çekeyim efendim, hangi duayı okuyayım efendim diye sorar. Ondan sonra adama dersin ki, bak yazıktır, anneciğini üzme veya şu kardeşine hakkını helal ediver. Hadi bakalım Allah için şu hakkından feragat et. Olmaz der. Nefsi kabarır. Haydut, sen düzelmeye mi geldin? İnsanları burada inletmeye mi geldin? Kendi nefsinin emmaresini büyütmek için yaşıyorsan ve yaşamak niyetindeysen niye buraya geldin? Mecnun değilsen niye çöle çıktın kardeşim? Okumun bile incinmesi vardır, incitme diyor. Mecnun gibi değilsen çölü de incitme. Ne kazansa olsa bir şey olmaz değil. Ama Allah'tandır. Allah'ın rahmetiyle enbiya ve evliya, hak yolda giden insanlar hiç inkisar etmezler. Neden? O adam, onun derdi işte hizmet hizmet, kendini evliya görüyor da ona bakan o mürşit de ona acır ve şöyle der, yazık. Şimdi ben bu adamı salsam gitse imansız gidecek. Bari burada dursun da tevhid dairesinde büyük günahlara düşmeden olur ki yaptığı kabahati fark eder diye tutarlar. Ama sen bir de bunun üstüne üstünlük tabak açarsan, kafa tutmaya kalkarsan o zaman da uğurlar olsun denir. Size bir hadise anlatayım. Şeyh Abdurrahman Efendi isminde bir zat var. Diğer künyesini söylemiyorum. Belki ruhaniyeti rahatsız olur. Ben biliniz bunu bizzat gören insandan işittim. Bakın, bu gözlerle baktım. Bu hadiseye şahit olan gözleri gördüm ve aynen naklettiğini işittim. Hazret Fatih Camii kurbünde, yakınında, civarında sohbet açar, zikrullah meydan uyandırırmış. Fakat hanımı çok eziyet edermiş. O kadar eziyet edermiş. Hatta bir gün gelmiş, şimdi bunu bana anlatıyor birisi. O da rahmetli oldu ya, çok kıymetli bir Allah dostu olduğuna hüsnü zannettiğim, müşahede ettiğim bir kişiydi.
Bakmışlar şeyhin böyle sakalında böyle bir yanık gibi, böyle bir oyuk gibi, parçalanmış gibi bir şey var. Hani tıraş desen tıraş değil. Yolma desen yolma değil. Efendi Hazretleri, sakalınıza bir şey, bir hal gelmiş. Düzeltemedim demiş. Burada bir arıza oldu, vaki oldu. Ne oldu demişler. Bak şimdi ifadeye bakar mısın? Demiş ki Hazret, kardeşlerim, ihvan-ı yaran, anneniz biraz asebiydi. Ocağı tutuştururken, şömineyi yakarken böyle arkamdan bir tekme atıverdi. Ateş diyor, sakalımı tutuşturdu. Zor söndürdü. Adam demiş ki, bunu anlatan zat diyor, Efendi Hazretleri yeter artık, bu kadını boşa demiş yani. Nedir bu ya? Oğlum demiş, dizlerim ağrıyor zaten demiş. O neden Efendi Hazretleri? Tutturdu, benim canım sıkılıyor. Ne yapacağız? Hadi beni evin etrafında dolaştır. Şimdi bunda ne olacak diyorsunuz. Ama öyle elinden tutup dolaştırmak istemiyor. Güleceksiniz biliyorum ama biraz da gülün. Nasıl dolaştırıyor biliyor musun Şeyh Efendi? Şeyh Efendi at oluyor. Ellerini koyuyor yere. Bu kadıncağız da efendim, haydudu bi vedud derdi anneannem rahmetli. Üstüne çıkıyor şeyhin, at gibi Şeyh Efendi evin etrafına dolandırıyor. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Gülün ama kulağınız bende olsun lütfen. Demişler ki, boşa yahu Efendi Hazretleri, Allah'ını seversen şu kadını ne yapıyorsun? Hep gitsin ya. Eziyet ediyor bu sana. Bak Şeyh Efendi ne demiş. Evladım demiş, huyu çok kötü. Bu huyla benden ayrılırsa rezil olur, iffetsiz olur, sefil olur. Ben bunun kahrını çekmezsem ne yapacağım? Ben dua ediyorum Rabbime. İyi ki Fatih Camii'nin etrafında beni dolaştır demiyor. Evimin etrafında falan dolaşıyorum da hem rezil olmuyorum hem kısa mesafe demiş yani. Huyu kötü, kimseyle geçinemez, rezil olur, sokaklarda kalır, iffeti, namusu beş paralık olur demiş. Bak onların hadiseye bakış şekilleri bu. Sen, ben zannediyoruz ki biz isabetli hareket ediyoruz da bu yoldayız. Sözü buraya getireceğim. Biraz acı olacak. Kusura bakmayın. Biz zannediyoruz ki bu yoldayız ya hep. Bir şey olmuyor diyoruz ya. Doğru yapıyoruz demek ki falan diye. Hiç sorgulamayı da düşünmüyoruz. Acaba yaptığımız iş yerli yerince doğru düzgün gidiyor mu diye. Kendimizden çok eminiz. Ama aslında olan ne biliyor musunuz? Yoldaki zatlar da, yolun sahibi de bize merhamet ettiği için biz bu yolda bulunabiliyoruz. Ne olur bunu unutmayalım kıymetli dostlar. Allah bize merhamet ediyor. Bu yolun merhametiyle merhametlenmiş, kalpleri rıfk ve hilmiyetle dopdolu olan, hüsnü nazarla kullara bakan kişiler vesilesiyle hala bu yolda duruyoruz. Şöyle bir düşünün. Biz bir iş yerinin müdürü olsak ve o müdüriyetinde bulunduğumuz yerde bizim gibi memurlar olsa, Allah'ınızı severseniz kaç dakika tutarsınız siz bu hizmet eden kişileri yanınızda? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ya. Yani işin böyle bir noktası var kıymetli dostlar. O yüzden insan haddini bilmeli. Evet, burada kalsın. Söz uzar. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ilek. Çok güzel bir dua. Allahümme inni es'elükel afve vel afiye fid dünya vel ahire. Bir daha söylüyorum. Allahümme inni es'elükel afve vel afiye fid dünya vel ahire. Bu duanın sırrına sizleri emanet ediyorum, sahibine emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Vesselam. Mücevherat'ta markaların kesiştiği nokta, Öz Konak Kuyumculuğun katkılarıyla hazırlanan Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi Hikmet sona erdi. Katkılarından dolayı Öz Konak Kuyumculuğa teşekkür ederiz.